Ve böyle bir sürecin içerisine girdik. Sürecin içerisindeki koşullar aslında arızi. Yani öteden bakacak olursanız sürecin içerisindeki koşulların öyle ya da böyle olmasının çok bir önemi yok. Kendinizi dünyaya daha gelmek üzereyken kabul edin. Bir girip oradan çıkacaksın. Belki de girerken çıkanları da görecek kadar hızlıydı bir süreç. Efendim zamanın öncesinde gelsen yeryüzünde koşullar biraz zor. Binek olarak hayvanlar, atlar, eşekler kullanılıyor. Suları taşımak, bulmak zorundasın. Evlere hortumlar, sular bağlanmamış. Sonrasında gelsen biraz daha yeryüzünde koşullar değişik. Ama geçici bir evrede dünyaya giriş açısından düşündüğünüzde bunun çok önemi yok. Ama biz dünya hayatında oturuyoruz, kalkıyoruz, hep bunu konuşuyoruz. Ben bu dünyada böyle sınanıyorum ama falanca zengin olarak sınanıyor. Tamam da bunun adalet neresinde? Öteki bu dünyada erkek olarak sınanıyor, ben kadın olarak sınanıyorum. Belki geçmiştekilerin dili olsa, dili çözülse deseler ki biz de 2000'den sonra dünyaya gönderilseydik bizim de cep telefonlarımız olurdu. Halbuki biz yola çıkan adamı ya döner ya dönmez diye uğurlardık. Yani Resulullah zamanında birisi diyelim yola mı çıkıyor, Şam'a mı gidiyor? Ya döner ya da dönmez diye uğurlanırdı. Hatta bu sebeple fıkhımızda şu kadar zaman dönmeyen adamın nikahı ne zaman sakıt olsun diye bu tartışılmış. Çünkü insanların birdenbire izi ve şeyi alakası kesilebiliyor. Cenab-ı Hakk'a göre dünya hayatındaki koşullarımızın, durumlarımızın çözüldü hocam. Öylesi ya da böylesi onun belirlediği bir şeydir. Bu zaten bizim açımızdan baktığımızda aşikar. Şöyle ki şu an 2000'li yıllardayız. 1500'ler açısından düşünün mesela. Yeryüzündeki koşulları düşün. Hatta 1500'leri bırakın, 1900'lerde bile koşullar çok iyi değildi. 1800'lerde de öyle. Eğer bir kimse bundan 500 sene önce dünyaya gelseydi, mesela bizler 500 sene önce dünyaya gelseydik ki dünyaya geliş tarihimizi biz belirlemedik. Bunu belirleyen Allah Azze ve Celle. Koşullarımız şu ankinden ne kadar farklı olurdu? Akla kara kadar farklı olurdu. Çünkü o zamanın en zenginin bile durumu şu anki en fakir adamdan beter durumda. Yani gidin böyle eskiden bundan 300-500 sene önceki yaşam alanlarına, işte burası diyor bu yöneticinin diyelim oradaki firavunun yeriydi veya şunun yeriydi. Bakıyorsunuz topraktan derme çatma bir yer. Yani yaşadığı yaşam koşulları ve imkanları bugün fakir diye bahsettiğimiz adamın durumundan daha beter. Hangi koşulların kişilerin kendi kazanımı olduğunu iddia edeceğiz? Bir kimse hayata erkek gelse yaşamı bambaşka mecrada cereyan eder. Kadın gelse bambaşka mecrada cereyan eder. Bırakın zaman farkını, bugün için Afrika'nın susuzluk ve açlık çekilen muhitlerinde dünyaya gelen insanın yaşam koşullarıyla burada gelen insanın yaşam koşulları farklıdır. Dolayısıyla yaşam içerisindeki koşullarımızın bizim sayu gayretimizle, bizim çabamızla oluşması gerektiğine dair düşünce temelsiz bir düşüncedir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Sizi derece derece dünya hayatında üstünlüklerle donatan biziz. Birine bu kadar imkan verdik, ötekine bu kadar. Birine falanca beceriyi verdik, ötekine zeka verdik, ötekine başka bir şey verdik. Yani bu bir kitapçık gibi, hani sınava giriyor, öğrenci önüne bir kitapçık geliyor. Bir kitapçık gibi herkesin kitabındaki sorular kendisine özel. Ama bizim beklentimiz ne? Sınavın adil olması. Süreç koşulları farklı olabilir ama bu koşulların kişiyi test ettiği ve zorladığı zorluk şiddeti eşdeğer olması. Bunu da Allah Azze ve Celle diyor ki bana bırakın. Ben bunun eşdeğerliğini ve kişiyi doğru test etmesini ben ayarlıyorum. Kimininki kolay gözüküyor, kimininki zor gözüküyor. Bunlar sadece gözükmeden ibaret.
Geçen gün şöyle düşündüm. Acaba varlıkta şükredebilmek mi zor? Yoklukta sabredebilmek mi zor? Sonra şöyle cevap verdim kendi kendime. Eşit olmalı. Bak, varlıkta şükredebilmek de eşdeğer zorluktadır. Yoklukta sabredebilmek de eşdeğer zorluktadır. Allah Azze ve Celle kulunun kendisine saygısını yokluyorsa, ki onu yokluyor, şu halde hayatın koşullarının rengarenk olması. Cenab-ı Hak bize diyor ki, ''Undur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd'' Bak, biz nasıl birbirlerine üstün kıldık bunların durumlarını. Sen etrafına bir bak. Bu ayeti kerimeyi belki daha önce de söylemişimdir. Ben üniversite yıllarındayken, tabii o zamanlar çok güçlü hayata dönük beklentimiz var. Yani şey atlayacağız, ne derler? Level atlayacağız yani, çok büyük paralar kazanacağız, çok şöyle olacak. Bir gencin ufkunu dolduracak hayat beklentisi düşünün yani. Bir seferinde böyle köprüden geçiyorum, şimdiki adıyla Şehitler Köprüsü. Oradan geçerken hep dikkatimi çekiyordu o kıyı boyunca evler böyle. Bir taraftan arabaya yol açılıyor, diğer taraftan denize yol açılıyor yani. Yatları var, katları var. Çok büyük mülkler bunlar, büyük servetler. O zaman içinde şöyle bir soru oldu. Dedim ki, yani istediğim gibi olursa acaba ben de böyle şeyler alabilir miyim? Vallahi dürüstçe biri cevap verdi. Dedi ki, ya o kadar da olmaz. Yani en fazla olsa olsa bir evin olur, araban olur. Yani o kadar olmaz yani. O kadar olmayacaksa yani çok mu acaba şey yapıyoruz, heyecana geliyoruz, kendi kendimizi gazlıyoruz? Sonra aklıma şu ayet geldi, demin okuduğum. Undur, bak. كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Bak nasıl değişik değişik seviyelerde, derecelerde hayattaki insanları birbirlerine üstünlüklü kıldık. Gör, görüyoruz. Her an bu üstünlük içerisinde yaşıyoruz. Evet, tanıştırırken çok zengindir bu. Şu taraftaki yer var, hepsi onun. Ya deme ya, keşke önceden söyleseydin ya, kartını alsaydık. Veya işte iktidar sahibidir, şöyledir, yapma ya, şöyle gelin oturun. Yani hayattaki isteyelim yahut istemeyelim, bir izzet yarışı, demin ayette Kari okudu ya, وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ Aranızda bir iftihar yarışı, bir mal ve evlatta çoğalma yarışından ibaret bir hayat içerisindesin. Cenab-ı Hak bunu gör diyor, gördük. İçindeyiz, nasıl görmeyelim? Sabah akşam bunun derdi içerisindeyiz. Çocuk gelir, baba biliyor musun? Onun babası şunların sahibi. Ha öyle mi? Artık çocuk sana ne demek istiyor anlayamazsın. Yani senden daha zengin mi onun babası demek istiyor? Yoksa böyle babalardan var demek istiyor. Her taraftan izzetimizle tevhid ettiğimiz, yani onurumuzla eşleştirdik bunu. Dolayısıyla yat, kalk, durma, üstünlük yarışında yol al, bununla başkasına cakasat, evladına karşı, komşuna karşı, çevrene karşı bir değerin olsun. Hayat bizim açımızdan böyle korkunç bir yarış. Eğer böyle bakarsak, Cenab-ı Hak bak dedi, baktık ve gördük. Hakikaten yatları gördüm, katları gördüm. Ayet şöyle devam ediyor. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا Ahirete gelince, ahiretin dereceleri daha büyük, yani katmanlar arasındaki farklar, üstünlükler daha büyük. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا Ve üstünlükler daha büyük. Hem üstünlükleri daha büyük ve kalıcı, ve dereceler arasındaki farklar daha büyük. Cenab-ı Hak demek istiyor ki, sen bundan rahatsızsın dünyada değil mi? Üstelik geçici bir süre olmasına rağmen, üstelik o kendileriyle yarıştığın adamla aynı toprağa gömülecek olmana rağmen, kısa bir süreliğine de olsa seni rahatsız ediyor. O zaman bir düşün bakalım, bunun kalıcı olduğu bir yerde bundan nasıl rahatsız olursun? وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا Dünyadakini biz yaptık ama ahirettekini, fark şu, sen belirleyeceksin. Ahiretteki derece farklarını ve üstünlüklerini Cenab-ı Hak kulun dünyadaki yaşamına karşılık olarak verecek.
bima esleftum fil eyyamil haliye. O dünya yaşamınızda yaptıklarınızdan ötürü işte buyurun cennete, cennetlere diye çağrılıyorlar. Dolayısıyla dünya hayatında madem ki çok iki temel parametremiz var, doğum tarihimiz, biz belirlemedik, o zaman her şey değişiyor zaten. Yani artık bana oturup hayattaki şu koşul bu koşul falan deme. Bunu belirleyen kimse esası itibariyle hayatımın nasıl geçeceğini belirlemiş. İki, nerede doğacağımız? Afrika'da mı, Amerika'da mı, Anadolu'da mı, nerede doğacağımız? Bunu kim belirlemişse o benim hayatımın ana mecrasını belirlemiş. Kolay kolay bunun dışına çıkmak durumu yok çoğu insan açısından. Erkek olmak, kadın olmak, bir sürü koşullar, zengin bir aileden doğmak vesaire. Bunların hepsini Cenab-ı Hak belirledi ve sadece bunları bir başlangıç noktası, gerisini hadi seni göreyim, çık bunun dışına başka şeyler yap, geliştir kendini mi dedi, hayır. Cenab-ı Hak diyor ki devamını da biz yönetiyoruz. Ne kadar çabalarsa çabalasın bir kul, eğer biz sınav sürecinde sınav sorusunu biraz zenginliğe çevirelim diye takdir etmemişsek eline geçmez. Zaten dünyadaki çoğu başarısızlık hikayesidir. Yani dünyaya gelen insanların çoğusu çok kazanmak ister ve çoğusunun başarısız olur. Çok az kimse fakirlikten zenginliğe geçer. Bu da açık, belirgin bir şey. Cenab-ı Hak diyor ki biz veriyoruz. كُلَّنْ نُمِدُّ هَا اُولَٰئِ وَهَا اُولَٰئِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّ Veren biziz. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْرِ Bazıları böyle deyince, eğer bizim hayatımızdaki koşullar, sınanacağımız çevre, ailemiz, imkanlarımız, zenginliğimiz, fakirliğimiz, bunların hepsi önceden belirlenmiş ise o zaman bizim bir şey çabalamamıza gerek yok. Nasıl olsa ne belirlenmişse elimize geçecek deyiveriyor. Hayır, durum öyle değil. Allah Azze ve Celle emrediyor. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Cenab-ı Hakk'ın fazlının peşine düşün. Yani rızık kazanmak için çaba sarf edin. Çaba sarf ettik, işte bak kazandım ya Rabbi demeyin, o biz verdik onu sana, vermeyebilirdik. Kazanmanın karşılığında, çabalamanın karşılığında olmadı o. O bizim emrimizdi, yapmazsan günahkar olursun. Günahkar olursun, Allah Azze ve Celle sana yine takdir ettiği rızkı verir. Yapmazsan günahkar olursun. Allah Azze ve Celle bunu emretti çünkü. Hayatın peşini kovalamak, وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın fazlı için yeryüzünde oraya buraya koşturmak, ama elimize bir şey geçtiğinde bunu Allah'ın lütfu bilmek, geçmezse de Cenab-ı Hakk'ın takdiri olarak bilmek. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ İsabet eden her ne varsa, اِلَّا فِي كِتَابٍ Bunların hepsi bir kayıttadır. مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا Biz bunları yaratmadan önce kaydı vardır bunun zaten. Bu اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Bu Allah'a kolay bir şeydir. Bunu size niye haber veriyoruz? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ Allah'ın verdikleriyle de şımarmayasınız diye. Dolayısıyla eğer Yüce Yaradan'ın iradesiyle geliyorsa, kalkıp kimse ben çok zekiyim, çok güzel kurgu yaptım, çok iyi ticaret ayarladım, o yüzden oldu demesin. Ya olmayabilirdi de, Cenab-ı Hakk'ın iradesine bağlı, o sağladı. Benim gibi aynı okuldan mezun nice arkadaşım, hatta benden daha zekiydi, olmadı onların. Bazen böyle çok değişik örnekler olur, arkadaşlar arasında konuşuruz. İşte şöyle zengin olmuş, ya o pek de şey değildi ama sanki illa zeki olması gerekiyormuş da olsun diye. Yok ya, kayınpederi onunla iş kurmuş, işte bilmem ne falan, bakmışsın almış, başını oradan yürümüş. Yüce Yaradan'ın hazırladığı bir süreçten ibarettir. Ve biz bu koşullar içerisinde bize özgü olarak kendi tepkilerimizi sunuyoruz. Onlar bizim tepkilerimiz. Cenab-ı Hak koşulları o belirliyor. Erkekliğimizi, kadınlığımızı, hayattaki koşullarımızı, hangi coğrafyada, ebeveynimizi bile seçen Allah Azze ve Celle'dir. Kim bize anne baba olsun? Ondan daha öte şu şeklimizi, suretimizi bize seçen Allah Azze ve Celle'dir. Bazen böyle kaza oluyor, gidiyorlar orada, organlar dağılmış. Yani çok korkunç bir sahne ama bir şey çarpıcı olduğu için söyleyeceğim. Mesela şöyle bir el bulunuyor orada. Gösteriyorlar orada işte ailesine falan, bu sizinkinin elini tanıyamıyorlar.
çok hırpalandığı için falan değil. Yani insanlar el ele benzer. Ben düşündüm ki acaba kendi elimiz kaybolsa bulduğumuzda ha benim elim diyebilir miyiz? Fotoğrafını çekin, 10 tane elin arasından bakın, ayırt edebilecek misiniz? Bu ama Allah Azze ve Celle onu ayırt eder çünkü onu yaratan odur. Huvellezî yusavvirukum fil erhami, rahimlerde sizi tasvir eden, böyle inceden inceye kaşına, burnuna, kıkırdağına, saçına, saçının biçimine kadar tasvir eden odur. Dolayısıyla şeklimiz bile, varlıkta en çok kendimiz diye saydığımız şeklimiz bile bizim kendi tercihimizle değildir. Neyin bizim tercihimizle olduğunu söylüyoruz. Ama bu ortamda bizim tercihimizle olan bir şey var. O da bizim bu ortamda verdiğimiz tepkilerimiz, reaksiyon dediğimiz tepkilerimiz. Yani hoca hangi sınıfta sınav yapacağına o karar veriyor. Bizde öyleydi, son ana kadar hangi sınıfta olacak sınav beklerdik, son anda öğrenirdik. Gittiğimizde hangi yerde oturacağımızı o karar veriyor. Şimdi kelebek sistemi var, eskiden hoca gelirdi, millet böyle biraz organize olmuş görürse arkadakiler siz oradan gelin bakayım, siz buraya oturun, sen kalk yavrum arkaya git. Kendince harmanlar, kimse hayır ben burada oturmak istiyorum, sınav yerimi kendim belirleyeceğim diyemezdi. Herkes kendi sınavını, sınavı yapmak isteyen kişinin istediği yerde, istediği saatte ve istediği mekanda yapacak. Peki neye müdahale etmez hoca? Bunların hepsine müdahale edebilir. Sordu soruları, siz cevabınızı yazmaya başladınız. Gelip size bu sorunun cevabını yanlış yazacaksın. Çünkü senin şöyle not almanı istiyorum demez. Bunu Allah Azze ve Celle de demiyor. Bize bir meşiyet vermiş. Yani doğruyu yahut yanlışı tercih etmek noktasında bize bir irade vermiş. Ve bu irademizi kendisinin sağladığını söylüyor. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Cenab-ı Hak dileyebilmemizi diledi. Dikkat edin, dileyebilmemizi diledi. Yani Allah kulum dile dediği zaman biz önümüzdeki seçeneklerden herhangi birini seçebilecek bir iradeye kavuşuyoruz. Ve bu da Cenab-ı Hakk'ın açtığı sınırlı ve sorumlu bir aralıkta gerçekleşiyor. وَمَا تَشَاءُونَ O da Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti olmasa kendi başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Yani bu evrende Cenab-ı Hakk'ın iradesi dışında kendimizce özel bir alan, özel bir varlıkla kavuşmuş değiliz. Allah Azze ve Celle meşiyet için imkan açıyor ve o meşiyet için açtığı imkanda tepkimizi ortaya koyuyoruz. Ona saygı duyabilmek yahut ona saygısız karşı saygısız kalmak hususunda. Son bir hususla bağlıyorum. Sürecin koşullarını ve yaşam koşullarını Cenab-ı Hakk'ın belirlediğini kendisi söylüyor zaten. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا Birbirlerini çalıştırsınlar, hayat içerisinde iş bölümü olsun, birbirlerine sınav ve fitne olsunlar diye yeryüzünde farklı farklı koşullarda ve ortamlarda ve imkanlarda aralarında üstünlükler koyan başkası değil biziz dedi Cenab-ı Hak. Dolayısıyla hayatın bütün koşullarını takdir ettiği gayet açık. Peki bizim verdiğimiz tepkileri takdir etmediği, bizim verdiğimiz tepkileri bizim belirlediğimiz açık. Yani Cenab-ı Hak bizim adımıza bu adam namaza gitsin, biz gitmek istemiyoruz ama Cenab-ı Hak gitsin diye takdir etmiş, zoraki gidiyoruz. Ebu Cehil iman edemesin. Ebu Cehil düşünüyor, taşınıyor, iman etmek için yırtınıyor ama edemiyor. Firavun iman edemesin demiş. Bir yandan Firavun iman edemesin demiş ama diğer yandan Musa'yı gönderirken yumuşak söyle. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Belki öğüt alır, yumuşak olun. Böyle bir şey yok. Olamaz da. O zaman demin en başına döndüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyi o bizim irademizle kendisine saygı duyup duymayacağımız ortamı yaratamadığı ortaya çıkar. Yani her şeyimizi belirlemiş. Koşullarımız açısından her şeyi belirleyen Cenab-ı Hak bizim verdiğimiz tepkiler üzerine bizi temyiz ediyor. İyimizi, kötümüzü temyiz ediyor.
مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Kim habistir, kim tayyiptir, kim iyidir, kim kötüdür? Bunun ortaya çıktığı bir alan yaratmış. Ve biz burada bu tepkilerimizi ortaya koyuyoruz.